Eyüp abimizin bir söz alma isteği var. Müsaadenizle onlara söz verebiliriz değil mi? Buyurun Eyüp Bey. Öncelikle söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim Eyüp abi. Ayrıca Sayın Başkan'a benim davalarımla anlayışlı karşıladığı için de bazı şeylerimi bana rahatlattığı için ayrıca teşekkür ederim. İzah edin. Eyüp abinin 18. maddeyle ilgili bazı rahatsızlıklarından dolayı dava açmıştı. Davayı kazandı. Bizim itiraz etme hakkımız vardı. Biz de dedik Eyüp abimiz haklı zaten. Tekrar itiraz edip süreci uzatmayalım. İtiraz etmedik ve süreci bitirdik. Bunun için ayrıca çok çok teşekkür ederim. Çünkü en az 3 yıl beklemek lazımdı aynı kararın uygulanması için. Şimdi benim bu 18 uygulaması ile ilgili açtığım 6 tane dava. Hepsini kazandık. Bak bir davam daha devam ediyor. Sırf tapumu almak için ne tapu müdürlüğü uyguladı mahkeme kararını, ne belediyeden de bir şey çıktı. 2008 yılından beri kesinleşmiş olduğu halde. Biz bunların sıkıntısını çekiyoruz. Çoğunuzun haberi yok. Mahkeme kararları bir anayasaya göre bir ay içinde uygulanmak zorunda. Ama bakın 2008 yılından beri uygulandı mı? Yeniden 2007 yılında bir daha 18 uygulaması yapıldı. Tapu müdürlüğü ne diyor biliyor musun orada çalışan? Biz bu uygulamaları yapmıyoruz artık diyor. İptal oldu ama yapmıyoruz diyor. Bakın geçen benim komşumun yerini aldı. Bir komşum diğer komşumun yerini aldı. Mahkeme kararı uygulanmadığı için, tapu müdürlüğü de buna uymadığı için adama 200 metrekare değil, 400 küsür metrekare sattılar. Feryat ediyor, geliyor. Ama ben onu uyardım. İptal oldu bu. Encümen kararı iptal oldu. Herkesin eski tapusuna, eski kadastral sınırlarına döndürülecek dedi. Ama bilgileri olmadığı için anlamadılar bunu. Ama kuduruyor adam. Ölçüm yapmaya gelmişler, kadastradan mı? Haritacılar mı ne? 18 uygulaması iptal olduğu halde iptal olmamış gibi ölçümleme yapmışlar. Bakın bizim çay kenarında duvar var. Ali İnce yaptırdı onları. O duvarın yıkılıp herkese tapusunun teslim edilmesi gerekir. 2008 yılından beri bakın sonra o duvarlar hala yıkılmadı, taş döşek. Mahkeme kararlarına uyulmuyor. Sadece belediye değil. Bak uymadı. Ben şimdi Turgut kardeşimi suçlamayacağım. Daha yeni o. Hep eskiden gelen şeyler bunlar, sıkıntılar. Eskiden gelen. O çay boyundaki o duvarın yıkılıp, taşların sökülüp eski tapuların vatandaşa verilmesi gerekiyor. Anayasaya göre bu. Bakın 2008 yılında kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen halen uygulanmadı. Ve geçen tapu aldı. 18. uygulaması iptal olduğu halde tapu müdürlüğü 18'e göre tapu vermiş. Yani ne tapu müdürlüğü uyuyor mahkeme kararlarına ne belediye uydu şimdiye kadar. Ama bu eskiden gelen bir sıkıntı. Ama imar komisyonuna havale ediyorsunuz. İmar komisyonunda biz yok işte. İmar komisyonu da belediyenin menfaatine göre hareket ediyor. Bu belediye bizim belediyemiz. Artık öyle başkasının değil. Ama hepimiz başkasının. Sözün bitmedi. Sözün bitmedi. Eyüp abi. Eyüp abi. Bak şimdi komşum. Ben söz vereceğim abi. Komşum. Şimdi biz bak dava açtık. Ben 6 tane dava açtık. Sinir stres içindeyim ben. Hala tapumuzu alamadık. Ve bir mahkemeyi bekliyor. Bu yasaklardan dolayı ertelendi. Mahkeme kararı benim tapumu mahkeme karar verecek. Ama bize bunu daha önce belediyeye de gidiyor bu mahkeme kararı. Herkese eski tapuların teslim edilmesi gerekiyor. Ama bir 18 uygulanınca hemen herkese yeni tapular çıkıyor. Yarısı bahçesinden alınmış vaziyette. Şimdi ama mahkeme iptal edince kimseye tapu verilmiyor. Bak benim bahçemin yarısı 18'de alındı, diğer yarısına belediye hissesi girdi. Kanuna da uygun değil. Bunlar niçin düzeltilmiyor? Bakın sayın meclis üyeleri, biz sizi seçtik, biz size oy verdik bu işleri düzeltin diye. Sadece başkana bırakmayın bu işi. Başkanın yanında sizler varsınız, hatırlatacaksınız. Ama kimse hatırlatmıyor ki. Bu meseleye kimse dokunmuyor ki. Şu an vatandaşın malı alınırken ses yok. Ama vatandaş malını almak istediği zaman kimsenin vatandaşın yanında yok. Şimdi bizi
devlet altında. Bakın evet. Şu ben sizi devlet altında bırakmıyorum. Şey eskiden gelen bir mesele. Bir şey söyleyeyim abi. Bakın. Burada vatandaşın çıkarına hayır dediğiniz bir şey görebiliyor musunuz? Hamit abi. Bakın bu mesele aynı, ben sizin meseleniz aynı. Evet abi. Bittiyse ben bir izah edeceğim. Bir dakika kardeşim, bir şey söyleyeceğim. Lütfen herkesin tapularını iade edin eski pedaslar sınırlarına göre. Kimse dava açmasın. Bak ben memurluk yaptığım için tapu müdürlüğünü mahkemeye vermedim. Savcılığa da vermedim. Ben memura zarar gelsin istemem. Mahkemeyle de uğraşmak istemem. Ama biz mecburen bunu daha mahkemeye başvuruyoruz. Osman, ben şimdi izah vereceğim abi. Yoksa bitmez bu tartışma. Ben sana şimdi bir şey açıklayayım. Ondan sonra tatmin olmazsa tekrar söz vereceğim. Buyur Eyüp abi. Lütfen. Otur. Gene söz alacağım. Tamam Eyüp abi. Şimdi çıkacağız. Şimdi şöyle, ben de izah vereyim. Buradaki meclis üyelerimiz, özellikle her iki grubunda imar komisyonundaki arkadaşlarımız, artı dışarıdan mesleği bu olan meslek erbapları, mimarlar, mühendisler de dahil olmak üzere, haritacılar da dahil olmak üzere, geçmişten bugüne gelen bu tür sorunların, problemlerin çözülebilir nitelikte olanları, uygulama ise uygulama, geri dönüş ise geri dönüş ve mahkeme kararlarının uygulanıp uygulanmayacağı noktasında fikir birliğinde işi bu olmamasına rağmen, bizimle maaş karşılığı çalışmamasına rağmen mesaisini bu işe harcayan arkadaşlarımız var. Senin de söylediğin gibi geçmiş döneminde doğrusuyla yanlışıyla yapılmış bir şeyler. Allah emeği geçenlerden razı olsun ve vatandaşın bir gram hakkını yiyenden de hesap sorulsun inşallah. Bundan yana bir sıkıntı yok. Ama buradaki arkadaşlarımız, özellikle bizim yeni dönemdeki çalışma arkadaşlarımız ve meslek erbapları, dışarıdan bize destek verenler de dahil olmak üzere samimiyetle çalışıyoruz ve düzeltmeye çalışıyoruz. Eyüp abi. Emin ol, belki kısa zamanda meyvelerini göremiyoruz ama bu çalışmaların neticesinde sizlerin de diğer mağduriyetlerin de giderilmesi için bir emek harcanıyor. Bundan lütfen arkadaşlarımın da hakkını yemeyelim. Biz sizin adınıza bu işin takipçisiyiz. Merak etmeyin. Buyurun adım. Buyurun. Bir saniye. Başkanım şimdi tartışmaya bir sebep olacak bir şey söylemem. Ama sıkıntı yok. Biz geçmişte de çok şeylerde bir şeyleri paylaştık. Çözülmesi manasında günlerce, saatlerce sadece kendi diyeceğim. Biz daha önceleri de konuştuk. Çok konuştuk yani. Takdir edersiniz ki Hızır Başkan da burada kendisi. Siz de konuştunuz. Evet. Ben belediye her yerde gündeki konuştuğumuz mevzuları ve ben burada hani bir şey burada konuşmak istemiyorum ama biz 18 ile alakalı, köylerle alakalı. Komisyon kurulmasını talep eden adam yani. Burada şimdi ikinci maddedeki komisyon raporunun hazırlanmasını, bir an evvel çıkmasını, bu insanların sorunun çözülmesiyle alakalı, mağdur olan insanların şey yapılmasıyla alakalı, biz işimiz olmamasına rağmen burada insanların mağduriyetini göz önüne alarak, kesinlikle Allah razı olsun. Yani işimizin haricinde biz burada mesai harcıyoruz. Evet. Ama yani Eyüp abinin ben kötü niyetli bir şey yok ama böyle olumsuz bir şey söylediler, biz de alınıyoruz yani. Onu da söylemek önemli de fayda var. Yoksa Eyüp abiyi seviyoruz. Eyüp abi senin sorununu, geçmişte ne sıkıntılar yaşadığını çok iyi biliyoruz. Senin sorununu, yani problemini biz de biliyoruz. Konuşuyoruz her zaman. Bize kimse biz bu şey yapmıyor, umursamıyor. Hayır tam tersi. Allah şahit. Yani o kadar kolay ki benim demek istediğim bu sorunu çözmek o kadar kolay ki, ama git şeyler haritacılar yapmak istemiyor. Hiç önemli değil. Ya bir çizgi ya. Adamın gelmiş sana güzel, size de güzel söyledi. Evinin yolunu almış zaten. Saçağına kadar almış. Bir de evinin üstüne çizgi çekmiş. Çocuk ne satabiliyor, ne yapabiliyor. Bunların hep düzelmesi lazım. Asıl bu çizgilerin düzelmesi lazım. Ben kapımı alırım ama bu çizgiler, bu imar planı, imar bu şekilde olursa kimse bir şey yapamaz. Ne evini satabilir, ne yerini satabilir. Benim bahçenin yarısını almış, çizgi var. Yani ben inşaat yapmak istesem ne olacak? Abi işte bundan buraya kadar yapamazsın. Bir de 5 metre de şey. Bir dönüm oldu sıfır. Mesele sadece senin sorununu çözmek. Benim değil zaten. Ben yok, millet için daha mesele bağırsın. İşte bu mahallenin bütününü ilgilendiren bir sorun zincirleme gidiyor. Evet. Yani el değiştiren kapılar var, yerine geçenler var, hak kaybı olanlar var. Biz bunları Eyüp başlısı olarak değil, bütün olarak düşünüp de çalışıyoruz. O kadar kolay ki o işi çözmek, yeter ki çözülmesini istersin. Evet. Ben size izah ederim çözülmesini. Ben değerli meclis üyelerim. Başkanım, bir bana imar açılmışken komisyon da danışsınlar.
çalışsın, çağırsın beni. Tamam. Vatandaşı çağırıp da mı karar alınıyor? Daha komisyon kararı almadık. Komisyona ben mi gireyim, izah edin nasıl çözüleceğini. Tamam. İnşaat yapanların bir kitap olarak çözüldü. Reyf abi, geçmişte seni çağırdık, konuştuk. Anlaşıldı. Konuştuk. İtiraz etmemen için beni çağırdınız. Konuştuk abi. Önemli bir konu var. Çağırdık yani, demek ki hani çağırmama gibi bir durum yok. Abi, gir araya, gir araya. Başkanım, imalla ilgili önemli bir konu var. Reyf abi, tamam. Hayır, daha önce söyledim. Madem 18 koltuğunuz istemiyorsunuz, Ahaden burada. Ben çağırsın. Hasan Altuntaş orada. Dedim ki, madem öyle, benim vermek istediğim, gönüllü vermek istediğimiz yerler var ya, açın dedim ben. Ama bizim gelin ölçün 18 uygulamasını, ona göre yapın planı, 18 bozulmasın dedim. Ben ona da razı oldum. Ama ne yaptılar? Kendi bildikleri gibi yaptılar. Bize bile sormadılar. Yeniden 18 uygulaması. Ben tak girdiler içeri. Yenisine seni çağırtacağım abi. Öyle bir şey olmaz. Komisyonu ben de katılayım. Tamam. Kolaylık gösterin ya. Tamam. O kadar kolay ki bu işi çözmek. Yeter ki istensin. Tamam Eyüp abi. Söz verdik. Pişman etme. Otur be. Tamam.